Motofluyo'dan herkese merhaba, nasılsınız arkadaşlar? Şöyle bir güzellikle karşınıza çıkayım dedim ama maalesef bin bir türlü bela başımıza geliyor. Şu gidon aynalarını alıp kendim başıma bela ettim. Şimdi basarken şu arasına pul attım bunun. Yoksa gaz kolu takılıyordu işte. Arasına pul attım. Bu pullar da sabit durmadığı, döndüğü için dönüyor ve aynamızı hareket ettiriyor. Daha demin az bir şey basayım dedim. Hani ayna yerinden. Zaten bir kere neyse tamam anlatmıyorum. Ayna kırıldı. Tekrar ayna kestirdim, yaptırdım abi. O pul yerine benim başka bir çözüm bulmam lazım o zaman. Şimdilik sağ aynasız bir şekilde gaz açıp gidiyoruz. Pullarımızı kaybetmeyelim. Gel sen de buraya. Okey. Bu pul yerine arkadaşlar buraya ne koyabilirim ya? Aynayı falan bir cebime koyayım ben abi. Olacak olacak. Maalesef hayatta her şey istediğimiz gibi hiçbir zaman gitmiyor. Sorunlara çözüm üreteceğiz abi. Takıyoruz. Oo, hiçbir şey olmadı. 10 numaram mükemmel bir gün. Devam edelim. Zaten daha demin de kayıt açmamışım. Başımıza gelen bazı sorunlardan bahsediyorduk ama. Diğer sorunlardan. Ama kaydımız açık. Hava sıcak ama güneş gözükmüyor. Neyse olsun, güneşle pek işimiz yok. Rüzgar olmasın yeter. Eğer rüzgar olsa da fark etmez abi. Benim sağımdan geçmeyin ne olur arkadaşlar. Olmazsa bu şeyin üstüne takacağım. Aynen öyle takayım ya. Ben bu sağ tarafı var ya. Orijinal gidon topuzunun üstüne takayım. Yoksa bu hiçbir türlü çözülecek bir şey değil ya. Bak bu taraf 10 numara. Basıyorsun basıyorsun hareket falan filan yok. Okey ama sağ tarafta gaz kolunu sürekli çevirdiğimiz için o gidon topuzu olmadığı için takılıyor. Araya pul atmıştım lan. Arkadaşım söyledi. Mükemmel daha yani bir fikir gibi geldi. Harbiden çalışıyor. Düşük hızlarda ama böyle. Yüzü geçince falan direkt şey oluyor. Pullar sabit olmadığı için işte rüzgar basıncından dolayı hareket ediyor. Hava çok iyi. Şu ilerden döneceğim. Şu karşıda bir basalım bakalım MT25 kaç görüyor. Geçen sefer tam kapanamıyordum böyle, motor hızlanamıyordu. Şu boş yolda bastım 184-185 falan gördüm. Bakalım bu sefer video açıkken kaç göreceğiz. O köşede durduğumda aynı hareket etti diye durdum işte. Lan kamera kaydına bir baktım, boşa konuşuyormuşum. Açmamışım kamera kaydını. İnşallah başımıza yine öyle talihsizlikler gelmez. Orada da şeyden bahsediyordum. Benim bu üst sol dişim sıkıntılıydı. İşte onu yaptıracağım, tamam mı? Devlet hastanesine gidiyorum abi. Şimdi siz neden randevu alırsınız? Ya dişle ilgili sorun varsa abi işte. Ben düşündüm neden alayım? Genel diş tedavisi falan filan. O bölümden randevu aldım, tamam mı? Gittim. Gittiğim doktor hanım baktı dişime, dedi ki ya dedi senin dişinin dedi genel dişle alakası yok. Genel diş dedi sadece ilk tedavi. Tamam dedim, nereden randevu alacağım ablacığım söyle bana. Doktor hanım dedi ki sen dedi protezden randevu alman gerekiyor. Tamam dedim, anlamıyorum peki abi, protezse protez. Bu sefer de protezden randevu aldım. Sonra tekrar gittim, protezden randevu günüm geldi. Tabi bu hemen ertesi günü alamıyoruz. Mükemmel bir doktor sayımız olduğu için, Türk doktorlarımız Türkiye'de kalmayı çok sevdiği için falan, randevu da hemen öyle kolay bulunan bir şey değil işte. Aldım protezden randevu, gittim.
Kadın dedi ya dedi kim seni buraya yönlendirdi? Bunun protezle ne alakası var dedi. Git dedi tekrar genel dişten al. Ha, tekrar gittim genel dişten aldım. Kadın yine demesin mi? Genel dişle alakası yok bunun. Bak senin yan tarafında dolgu varmış. Bu restoratif diş tedavisine giriyor. Hay dedim yapacağınız işi ya. Yemin ediyorum canımdan bezdim. Tamam dedim restoratif diş tedavisi ya. Siz biliyorsunuz her şeyi. Gittik abi restoratif diş tedavisinden aldık. Sonra durdum düşündüm lan dedim şimdi restoratif diş tedavisinden aldık. Bu doktor şimdi çıkar bana tekrar şey der. Ya bunun restoratif diş tedavisiyle alakası yok. Ben cinlenmeyeyim diye. Bir de sabahın köründe kalkıyorum ya. Sabah kalkmaya alışık bir insan değilim. Sabahın köründe kalkıyorum abi. Atla motora. Sür 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 git falan. Baya uğraştırdı beni. En son param pulum falan da yok. Anneme dedim. Anne dedim para ver ne olur. Gideyim şu dişimi yaptırayım. Öyle özel de yaptırdık ya. Adam 15 dakikada halletti. 10 numara sistem. Kamera açısı falan da güzel mi acaba ya? Çekiyoruz böyle ama. Vallahi bayağıdır kamerayı kullanmadığım için bilmiyorum da. Aslında şöyle 1, 2, 3, 4 bütün viteslerde kesiciye sokup kaç gördüğünü durdurup yazı falan tapsifit denemek istiyorum da. Şimdi kim onunla uğraşacak gibisinden. Şuradan biz yapıştırıp gidelim ya. Mantıklı. Oo, cebimiz daha çıkmış. İnşallah aynamızın parçaları düşmemiştir. Cebimizi kontrol edelim. O orada. Hadi şuradan basalım. Oo, hava da çok güzel bayağı. Rüzgarlı. Yüksek süratler görebilmiş değiliz sanırım.
arkadaşlar. Gördüğünüz gibi of yoruldum. Hava bayağı rüzgarlı vallahi. En fazla böyle gidebildik. İyi gidiyor ya vallahi, ben memnunum. Gayet iyi gidiyor. Ben memnunum motosikletimden ya. Yok 182, 3, 4, 5 basmış çok mühim değil. Zaten havanın rüzgarlı olmasına, işte yolun eğimine falan vesaire değişen şeyler bunlar. MT25 almak isteyen herkese öneriyorum. Gayet güzel, keyifli bir motosiklet. Böyle işte, kanalımıza abone olursanız, bir like atarsanız, yorum yazarsanız sevinirim yani. Yorumlara şey de yazabilirsiniz. Abi 5. viteste niye sürekli gidiyorsun? 6'ya atsana bu motosiklet. 6 vitesteyim yazarsanız. Hepsini okuyorum, bakıyorum abi. Öyleli. Motosikletin zinciri gitti, gittim gideceğim diyor. Değişik sesler çıkartıyor. Şuradan gidelim, yolda kalmadan bir benzin alalım. Bu MT'nin de benzin ışığını çözen var mı ya? Yanıp sönüyor ya abi. Benzin alıyorum, içinde 9 nereden çıktı? İçinde 4-5 litre daha benzin oluyor. Alıyorum böyle 8,5-9 litre benzin alıyor. Sen neye göre yapıyorsun be abla? Şu abimizi geçelim. Biz Keçiören Etlik yönüne döneceğiz. Yani böyle bir videoydu. Teşekkür ederim videoyu izlediğiniz için. Görüşürüz. Ben de bay bayı şöyle kamerayı kapatarak yapayım mı? Yapayım. Bir kere. Semih abim kızacak ama olsun. Hadi görüşürüz. Bay bay. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you